Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda İzmir'de Jetport'un distribütörlüğünde açılmış olan Xiaomi mağazasını ziyarete geldik ve burada elimize Xiaomi Mi Mix Alpha geçti arkadaşlar. Şimdi buna hep beraber bir ön bakış atacağız. Şunu söyleyeyim, telefon hala prototip aşamasında, o yüzden bazı özellikleri tam çalışmıyor arkadaşlar. Zaten yakın planda hepsini göreceksiniz. Yıllardır iPhone'un buna benzer bir tasarımını görüyorduk. Ancak Xiaomi tuttu, bunu bizim karşımıza çıkarttı. Prototip prototip ama şu an çalışıyor telefon. Bir de şunu da ekleyeyim arkadaşlar, bu ön bakışta çok fazla teknik detayı, işte ekranına vesaireye girmeyeceğiz. Sadece tasarımını hep beraber daha yakından görmüş olacağız. Zaten en merak edilen kısmı da burası diye düşünüyorum. Şimdi gelin kamera biraz yakına doğru girsin, telefonu da yakından hep beraber görelim. Şimdi direkt ekrandan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonun her tarafı ekran. Normalde bu prototip aşamasında değilken ya da bazen arada bir bunu çevirdiğiniz zaman böyle tutuyorsunuz. Arkadaki eller değmiyor. Uygulamalar falan da buraya geliyor. Böyle şeyler de varmış ama stabil çalışmadığı için şu an bunları tabii ki de göremiyoruz. Bazen görüyoruz, bazen göremiyoruz da diyebiliriz. Bu ekranın adına 5K Surround Display diyor. Yani benim her tarafım ekran diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle her tarafını bir çevireyim. Sadece şurada ortada kameraların olduğu bir çizgi var arkadaşlar. Aşağıya kadar uzanan. Bunu da belki burada kestelermiş. O zaman ekran iyice coşacakmış. Buraya da markanın ismini yazmışlar. Mix Designed by Xiaomi diyor arkadaşlar. Kameralar yine şu an üzerindeki gerçek değil. 108 megapiksel kamerası olacak ancak bu prototip olduğu için şu an üzerindeki kameralar çalışmıyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. İşte ses açma kısma tuşları falan şurada böyle geliyor. Zaten bir sürü görsellerde de gözüküyor arkadaşlar. Tek ekran var arkadaşlar. Hani ekran bir yerden kesiliyor vesaire değil. Bu ekran buradan dönüyor. Geliyor ön taraftan. Yine dönüyor ve tekrar şurada birleşiyor. Sadece burada bir kesilmesi var. Yani aslında adamlar ekranı bayağı bir kıvırmayı başarabilmişler. Ekran gövde oranı hakkında da böyle net bir fikrim yok arkadaşlar. Herhangi bir yerde yazan bir şey de bulamadım. Ama görüyorsunuz ekran gövde oranı tabii ki de %100'ün üzerinde. Çünkü %100'den daha fazla bir ekranı var telefonun. Buna da tabii şaşırmamak lazım. Bu arada tabii ki de nihai sürümünde ekranda bir parmak izi okuyucusu olacağı da söyleniyor arkadaşlar. Kendi açıklamaları bu yönde. Şöyle bir ayarlara girelim. My Device'a bakalım. Device model gördüğünüz gibi Mix Alpha olarak burada çıkıyor. 512 GB'lık bir depolamamız var. Burada bütün özelliklerini görebiliyoruz. 12 GB'lık bir RAM'imiz varmış. CPU, GPU tarafında burada görebiliyoruz arkadaşlar. Web sitesindeki bilgiye göre de nihai sürümde 855 Plus olacak. Snapdragon bir işlemciyle birlikte gelecek. Biraz da kameralardan bahsedeyim. Zaten Xiaomi tarafında böyle yüksek megapikselli kameraları görmeye alıştık. Burada da gördüğünüz gibi zaten 108 megapikseli alt tarafına yazmışlar. 108 megapiksellik bir kamera bizleri bekliyor. Samsung'un HMX denilen HMX ya da nasıl okuyorsanız o teknolojiyi kullanıyor. O sensörleri kullanıyor. Bu sayede de çok yüksek megapiksel, çok yüksek çözünürlüğü bizlere sunuyor. Bu ne demek? Çok fazla detayı biz fotoğraflarımızda görebiliyoruz. İstediğimiz gibi kırpabiliyoruz fotoğrafları. Bir üstteki yine zoom yapmaya yarıyor. Telefoto yine Samsung tarafından üretilmiş. 12 megapiksellik bir lensler alıyor arkadaşlar. Bir de artık geniş açılı, ultra geniş açılı kameralar olmazsa olmaz. 20 megapiksellik ultra geniş açılı bir lensi eklemeyi ihmal etmemişler arkadaşlar. Bir ön kamera tabii ki de yok telefonda. Ön kamera neden yok? Zaten arka tarafta ekran olduğu için siz selfie çekeceğiniz zaman normal şartlar altında burada kendinizi görebileceksiniz. Ekranla ilgili herhangi bir teknoloji olarak bir şeyini bulamadık. Hani normalde hep Gorilla Glass vesaire deriz ya. Safir cam olarak geçiyor arkadaşlar. Zaten bu kıvrımlı ekranlarda tahmin ettiğim üzere Gorilla Glass'tan farklı bir teknoloji kullanmak durumundalar. Zaten Fold'da da görmüştük onu. Çok dayanıklı değildi. Bu telefon içinde şu an herhangi bir şey söylemek yanlış olur ama standart bir akıllı telefondan tabii ki de daha dayanıksız. Üzerinde de nano silikon lityum iyon pil diye bir teknoloji yer alıyor. Miliamper bazında da 4050 miliamperlik bir batarya var. Aynı zamanda hızlı şarjda tabii ki de destekliyor. 40 watt şarj desteği var arkadaşlar. Gayet hızlı, çabuk bir şekilde şarjınızı doldurabiliyorsunuz Mi Mix Alpha ile. Bu arada telefonun 5G desteği olduğunu da hatırlatalım arkadaşlar. 5G ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığı zaman bu telefonu sahipseniz rahatlıkla kullanabileceksiniz diyelim. Ama tabii burada şunu da ekleyelim arkadaşlar. Adamlar telefonu yapmışlar. İki tarafı da ekranlı telefon, harbiden böyle bir şey olsa gerek. Gayet de bence güzel bir tasarım var. Tabii ki de nihai sürüm gelince bize de ulaşırsa sizlerle birlikte tüm detaylarını paylaşırız diyelim. Gelin şimdi finale doğru, çıkışa doğru yavaş yavaş gidelim. Evet, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu tasarım harikası mı değil mi, orası tartışılır olan Mi Mix Alpha yakından hep beraber baktık. Ürünle ilgili siz de yorumlarınızı mutlaka aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.